Şenol Hoca hep bana şöyle derdi. Ya Ferhat, sen de bir şey eksik bulamıyorum. Abdullah Hoca'ya anlatmak için parantez açsam parantezi kapatamam herhalde. Ergün abi dedi ki bir gol daha atsaydık dedi. Biraz daha rahatlasaydı son 10 dakika attıracaktım seni oyuna dedi. Yani çıkacaktım seni aldıracaktım dedi. Ben dedim ki kendi içimden şöyle düşünüyorum. Ferhat, evet Galatasaray kariyerin bu maçla başladı ama muhtemelen 45'te sonlanacak ve bitecek dedim. Pat dedi son dakika böyle son dakikalara doğru 2-2 oldu bitti maç. Böyle içeri bir girdik hocanın sinirden ağzı köpürmüş yani. Sinan dedi, söyledin mi dedi, sana dedi söylediklerimi dedi. Söyledim hocam dedi. Nerede söyledin ya dedi. Nerede söyledin dedi. Ya Yılmaz dedi. Ersun dedi bilmiyor bu işi dedi. Giray dedi bilmiyor bu işi. Bir sen biliyorsun ya dedi bu işi dedi. Sinan oyun alıyorsun dedi. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konuğu Ferhat Öztorun. Ferhat Öztorun'la geçmişe gideceğiz. Anıları ve hikayeleri üzerine çok güzel, çok özel ve bol kahkahalı bir röportaj gerçekleştireceğiz. Ferhat hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi baktım, çok hocayla çalışmışsın. Yani inanılmaz bir kariyer. Şu anda 35 yaşındasın ama evet. 17-18 yaşından beri üst seviye oynuyorsun. Büyük başarılar, şampiyonluklar, kupalar. Gerçekten iyi bir kariyer. İyi oyuncularla, iyi teknik adamlarla çalışmışsın. Ve bu kadar iyi teknik adamlarla çalıştıktan sonra ciddi anlamda bir antrenör ya da teknik direktör deneyimi de kazanmışsın. Yani futbolu bıraktıktan sonra belli ki CBA, işte pro lisans hepsini aldıktan sonra bütün hocalardan aldıklarını kendi bilgilerinle böyle birleştirip iyi bir teknik adam da olabilirsin. Ya evet, aslında çok hakikaten birçok değerli teknik direktörle çalıştım. Hemen hemen herkesten de bir şey almaya çalıştım ama açıkçası kendi kariyer planlamamda, yani futboldan sonraki şu anda çok hocalık tarzında bir düşüncem yok. Biraz daha yine futbolun içinde ama biraz daha böyle scout tarzı bir kafamda bir düşünce var eğer gerçekleştirebilirsem. Ama dediğiniz gibi gerçekten yani Türkiye'nin herhalde en önde teknik direktörlerinin birçoğuyla çalıştım. Bu benim için güzel bir tecrübe oldu. O zaman Geles'ten başlayalım. Geles'le beraber çalıştın ve ilk senende A takıma çıktın ve şampiyon oldun. Evet. Ve o şampiyonluk senesinde de inanılmaz bir sene. Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosu varken, hatta Kadıköy'de Fenerbahçe Galatasaray'ı yenmişken o sene Galatasaray şampiyon oluyor ve tarihi bir sezona imza atıyor. Dilersen bir Geles'ten başlayalım, sonra şampiyonluk anılarını da senden dinleyelim. Tabii kariyerimin en önemli noktalarından biri bakıldığı zaman Geles Hoca. Çünkü şöyle bir durum var. Ben o sezonun başında ilk defa takımla birlikte, A takımla birlikte kampa davet edildim. Fakat kampta birinci, ikinci hazırlık maçından sonra bir darbe aldım ve kampın yarısını hemen hemen sakat geçirdim. Döndüğümde belli bir liste veriliyor. 25-26 kişilik oyuncu listesi. O listenin içinde adım yoktu. Bana söylenilen o dönem için dışarıdan Süper Lig'den Çaykur Rizespor istiyordu, ilgileniyordu. Beylerbeyi o dönemin pilot takımıydı Galatasaray'da. Oraya gitmem isteniliyordu seçenek olarak. Ne yapacağımı sordular. Yani bu ikisinden birini seçeceğim. Çünkü A takımına devam etmeyeceğim. PAF takımı da muhtemelen hani hiç düşünülmüyor. Ben kendim şöyle kendi açımdan bir ölçüp biçtim, düşündüm. Şimdi biraz A takım idmanını yediğimi, işte yukarıda kendimi hep yani bir şekilde düşünüyordum A takımda. A takıma çıkacağımı, bulunacağımı. O yüzden çok gitmek istemedim. Özellikle Çaykur Rize'ye. Yaşım zaten 17-18 bandındaydı. Beylerbeyi de 3. ligdeydi. Beylerbeyi'ni de istemedim. Ben PAF takımı oynamak istiyorum dedim. Sen deli misin dediler. Yani ne PAF takımı? Hani ya Beylerbeyi'ne git ya Rize'ye git kiralık. Ben yok dedim. PAF takımı oynamak istiyorum. O PAF takımı oynadım. Çünkü Geres Hoca'nın maçları izleyeceğini biliyordum. Ama iyi planlama senin için. Yani evet. Güzel plan kurmuşsun ve tutmuş. Evet. Yani maçları izleyeceğini biliyordum. Eğer performans verirsem, yukarıda bir eksik gibi bir şey olursa belki aşağıdan oyuncu alındığını da biliyordum. O yüzden o şansımı zorlamak istedim. İyi de başladım PAF takıma. Tabii A takım idmanlarını yedikten sonra PAF takım daha rahat gelmeye başladı bana. İyi girdim sezona. Hoca da maçları izliyordu. Sonra bir dönem kuvvetlenmeye de çalışıyordum. Ama A takım
fitness salonuna gitmek istiyordum. Yani çünkü biraz daha altyapı salonu yetersiz gibiydi ve genelde biraz kitle oluyordu. Hani aha, pisleniyor falan muhabbetine. O yüzden ben biraz daha böyle profesyonel yapmak istedim. Şimdi A takım idmanları atıyorum, tam hatırlamıyorum ama 11 diyelim o gün. İşte takım kaçta toplanıyor? 9.30'da. Ben her gün 8'de gidiyordum. Fitness'ı açıyordum. A takım altyapı yan yana biliyorsunuz. Fitness'ı salonunu açıyordum. Orada kuvvet çalışması yapıyordum kendim. Tam insanlar gelmeye başladığı dönemde arka kapıdan uzaklaşıyordum. Çıkıyordum, gidiyordum. Böyle bir hafta gittim, 10 gün gittim. Sonra bir gün yine ben girdim, 8-8-15 saat çalışıyorum. Bir önümden önce köpek geçti. Hocanın kocaman bir köpeği varmış. Dalmaçyalı mı ne, yanlış hatırlamıyorsam. Önümden önce köpek geçti. Normalde oradan geçmez herhalde. Arkasından da hoca geçti. Hoca geçerken de ışık açık. Bir baktı, ben Ferhat dedi. Ben de kilitlendim kaldım şimdi. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. İngilizcemiz de o dönem artık yani kurtarmıyor. Sonra bir saniye bekle dedi. Tercüman geldi. 10 dakika sonra kahvaltıya çıktım. Takımla birlikte, A takımla birlikte. Malzemelerim ve dolabım hazırlandı. Bundan sonra bizimle antrenmanlara çıkacaksın. PAF takımla maç oynayacaksın dedi bana. Wow. Bir anda yani o kafamdaki şey oturmaya başladı. Bu sefer ben A takımda idmanlara çıkmaya başladım. Bir hafta oldu falan, böyle iyice alışmaya başladım. Bu sefer Orhan abiyle, Orhan Ak'la, Ergün abi vardı, Ergün Pembe. Bir anda biri cezalı, biri sakat durumuna geldi. Ya bir hafta 10 gün sonra oynama şansım doğdu. O sonra geldi bana dedi ki, oynatsam oynar mısın? Ben dedim oynarım. Ertesi gün gazeteyi bir açtım, Fanatik. Tam sayfa, Geres'in bana soru sorduğu an var. Neyse son saniye Ergün abi yetişti. Orhan abi sakattı sanırım. Serzenişte bulundun mu Ergün abiyle? Ergün abi oynamasaydın ya falan. Yok. Şöyle Ergün abi yetişti. Ben kadroya attım kendimi 18'e. İşte herkes hayırlı olsun falan ilk defa. Sonra Ergün abi bana şöyle dedi. Maç Ankara'daydı herhalde, Ankara deplasmanı. 1-0 mı 2-1 mi ne bitti öyle. Yani ucu ucuna bitti böyle maç aslında. Ergün abi dedi ki, bir gol daha atsaydık dedi. Yani biraz daha rahatlasaydı son 10 dakika attıracaktım seni oyuna dedi. Yani çıkacaktım, seni aldırtacaktım dedi. Ve o şekilde devre arası kampına gittik. Devre arası kampında işte Dortmund'dur, Beşiktaş'tır, Efes Cup'tu yanlış evet, hatırlamıyorsam o dönem. Öyle... Aydın uçuyordu. Evet. Aydın da vardı evet, aynen. Evet, Aydın uçuyordu. Aydın'la hatta birlikte penaltı yaptırmışlar. İnanılmaz top oynuyordu. Evet. Her hafta ya asist yapıyordu ya bir gol hazırlıyordu, gol atıyordu. Zaten Aydın'ın inanılmaz yerlere gelememesine inanılmaz şaşırıyorum yani. Evet. Gerçekten çok büyük yetenekli Aydın. Sonra o kamplarda beni böyle bir hazırlık maçlarına baktım, oyuna atıyor hoca, oyuna atıyor. İkinci yarıda Afrika Kupası var. Son Afrika Kupası'na gidecek. Yalçın abi var, oynayacak. Orhan abi şeye çekecek. Stopere, sol stopere. Stopere çekme durumu olabilir ya da çekmeyecek. Maç anına göre bakacak. İkinci yarının ilk maçı Konyaspor maçı. Beni sol önde denemek istedi hoca. Ben dedi seni sol ön tarafta oynatmak istiyorum dedi. Ayhan abi cezalı, o dönem Ayhan abi oynuyor. Ben de hiç oynamadım. Ama tabii oynamam da demiyorum yani. Oynarım diyorum yani. Sonuçta şans geliyor. Nasıl tabii tepeceksiniz? Maç başlıyor. İlk 5 dakika hemen hemen aldığım 3 kere falan topla buluşuyorum. Ya 3'ünü de veriyorum rakibe. Ya ikisini veriyorum. Biri de arada kalıyor falan, faul yapıyorum. Öyle bir saçma sapan kötü başlıyorum ön tarafta. Ben dedim ki kendi içimden şöyle düşünüyorum. Ferhat, evet Galatasaray kariyerin bu maçla başladı. Ama muhtemelen 45'te sonlanacak ve bitecek dedim. Derken işte kimine kısmet, kimine kötü sonuç oluyor. Yalçın abinin, Yalçın Ayan'ın çaprazı koptu maçta. Oo. Stoper oynuyordu. Çaprazı kopunca Orhan abi sol stoper aldı. Beni sol bek aldı. Orhan abinin de yönlendirmesi inanılmaz, konuşur arkada. Hani bas, gel, basma. İnanılmaz bir futbol oynadım. Yani gerçekten çok iyi performans verdim. Aydın da oyuna girdi. Son dakika golü attı. Ha, hatırlıyorum o golü. Buz gibi bir hava. Evet, buz gibi bir hava. 90+3'te attı ve 1-0 kazandınız galiba değil mi? 1-0 kazandık. O şekilde rüya gibi bir başlangıç oldu benim adıma. Çünkü arkasından işte bütün maçlarda 11 çıkmaya başladım. Ve belli bir haftada şöyle bir problem olacak. Son kahve şeyden gelecek. Afrika Kupası'ndan dönecek, Kamerun'dan. Bu sefer ne olacak?
Orhan abi sol bek alacak, beni kulübeye alacak diye tahmin ediyordum. Song abi geldiği halde bile benimle devam etti Gerez Hoca. Kimi kesti? Song'u mu, Orhan Akı mı? Orhan abi galiba. Orhan Akı kesti. Galiba Orhan abi, tam hatırlamıyorum. Ve şampiyonluk. Evet. O son saniyede gelen o birçok duyguyu o sezon aynı anda yaşadığım o kısa dönemde, 6 aylık dönem içerisinde denilecek, hemen hemen yaşanabilecek bütün duyguları yaşadım. Mutluluğu, mutsuzluğu, psikolojik baskıyı, bütün her şeyi yaşadığımı düşünüyorum o sezon. Sakatlığı, pupis olduk. Uzun bir dönem oynamadık. Ne, stresten mi oluyor, aşırı yüklemeden mi oluyor? Muhtemelen aşırı yükleme deniyor. Çünkü 18 yaşındayız. Tabii. Daha. Belli bir anda bir farklı bir kuvvet bölümüne tabii, giriyoruz. Aynen öyle. Bir yerden sonra belki zorlanıyordur. Yani çünkü hemen Uğur'la birlikte oynuyorduk. Uğur'la ikimiz aynı anda pupis olduk. Aynı anda oluyor. Kortizon tedavisi gördük. Ondan sonra bir yaklaşık 1,5-2 ay falan oynamadık. Döndük. Döner dönmez şey var. Bir hafta sonra derbi maçı var, Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe. O zaman Fenerbahçe maçını konuşalım. Sonra tekrar şampiyonluğa dönelim. Hı hı. Fenerbahçe maçı ki Fenerbahçe'nin inanılmaz kadrosu. Solda Tuncay, forvette Anelka, Alex, Apia, Aurello, Luciano. İnanılmaz bir kadro. Yani benim hayatımda izlediğim en iyi Fenerbahçe kadrosu. Evet. Ve o sene siz şampiyon oldunuz. Ama Kadıköy'deki maçta Fenerbahçe ciddi bir oyuna ağırlığını koydu ve maçı farklı kazandı. O maçta da yanlış hatırlamıyorsam bir Alex'e bir pozisyonum var. Alex'ten ayağında bacak arası atıyor. Hı-hı. Geçiyor ve senin şansın o pozisyonda gol oluyor. Evet. Ondan sonrasını senden dinleyelim. Dediğim gibi bir sakatlıktan çıkmıştık. Bir dönem oynamadık. Ondan sonra arkasından böyle bir maçta yanlış hatırlamıyorsam yensek belki de şampiyonluk turu atabilirdik o gün. O kadar kısa bir dönem vardı. Ya olmadı. Yani futbolda kötü performans tabii oluyor. Yani orada mesela şimdiki aklım olsa daha beklerdim. Hamle yapmazdım. O dönemin belki acemiliği. Yani biraz daha beklerdim. 18 yaşınız. Tabii 18 yaşında. Normal yani. Bir de karşındaki Brezilya milli takımında oynuyor Alex yani. Tabii. O da genç oyuncuyu görmüş karşısında, deneyimsizliğinden yararlanıyor. Tabii yani zorlamak isteyeceklerdir. Bugün tabii, biz de ya da biz herhangi bir takımda bugün genç bir oyuncu oynadığı zaman sınırlarını zorlamak istiyorsunuz. Tabii ki de. Çünkü bu futbol oynuyorsunuz. Aynen yani. Bu hatayı kazanmaya, hataya zorluyorsun. Tabii. Orada tam böyle bacak arası da yani tam böyle hamle yaptım. Bacağımı çarptı. Tek ikinci hamlemi yapınca dokundu, bacağıma çarptı gitti. Ama işin şeyi gol olması. Gol olmak. Gol olması. Ya olabilir. Ben dönüp baktığımda kendimi diyorum yani hani kötü performans verdim. Kötü oynadım. Kendimi eleştiriyorum bu konuda ama bize yapılan eleştiriler gerçekten çok ağırdı. Yani evet derbi maçı. Türkiye'nin en büyük derbisi. 18 yaşında çıkıyorsunuz, oynuyorsunuz. Ama hakikaten şu bazen unutuluyor. Oradaki çocuk 18 yaşında. Yani oradaki çocuk atıyorum maddi manevi milyon dolara oynayan bir çocuk değil. Altyapından çıkmış belli bir para ama paraya oynayan. Taraftarın o anda gözü dönüyor ama Ferhat. Yani tabii, şampiyonluk maçı orada. Aha. Ferhat, Ahmet, Mehmet umurunda değil orada. Evet. Tabii X. Orada adam şampiyonluğa ve galibiyet ya da puana kilitlenmiş. Evet. O anda tepki göstermesi normal de sonraki süreçte tepkisi ben yumuşarsa. Ben taraftar bazında tepkiden bahsetmiyorum. İşin psikolojik bir şeyi var. Mesela bu olay yaşandı bitti olmuyor hiçbir zaman. Mesela ben Trabzonspor'a gidiyorum ama Trabzonspor'da röportaj yaparken de bana onu soruyorlar. Bu soru geliyor. Ben işte Manisa Spor'a gidiyorum. Manisa Spor'da da bu soru geliyor. Ümit Milli Takım'a gidiyorum. Orada röportaj yaparken de bu olay geliyor. Senle senelerce geldi bu. Hemen hemen 2-3 senedir falan gelmiyordur belki yani. Hayır, ben de sana soruyorsam demek ki hala geliyor. Hala geliyor. Yani. Yani bu bir şekilde devam ediyor. Bununla devam etmek zorundasınız. Yani. Sonra o golü olduktan sonra saha içinde sana bir tepki oldu mu kendi takım arkadaşlarından? Ya tepki, Hasan abi bir taraftan koşuyordu mesela yanıma. Seni öldürürüm çocuk diye. Yani tabii. Nasıl oldu mesela? Şey sen, anlamına, sen şimdi üzüldün, şok oldun. Dağıldın, gol oldu. O anda nasıl geldi ya da nasıl oldu? Ya şimdi zaten
hani bekliyorsun insan olarak, hani bir hata, bir şeyde, herhangi futbolda da değil yani, bir hata yaptığın zaman belli sonuçları oluyor yani. Şimdi orada da hani bir tepki, bir şey beklenir yani doğal olarak. Tabii Hasan abi de çok hırslı bir insan. Kötü niyetiyle yaptığı bir olay da değil, bunu biliyorum. Zaten ertesi gün gelip sarılıp özür dilemişti. O anki hırs, o anki şeyler, duygular, futbolun içinde, bugün halı sahada da oynasanız tabii, birbirinize zaten bu şekilde şeyler yapıyorsunuz. Aynen. Gayet normal. Aslında beni ateşleme babında yapılan bir şeydi. Öyle bir anım olmuştu Hasan abi. Geldi, seni öldürürüm dedi. Ertesi gün de senden özür diledi. Tabii. Yani, tabii ama maç esnasında o agresiflikler, seni o seni öldürürüm hani çocuk bak kendine gel gibisin, hani böyle mizacı anlamda. Ertesi gün gelip özür dilemesi büyük erdemlik ama. Tabii canım yani. Sonuçta gönlünü almış. Tabii. Şampiyonluk son saniye. Herkes ağlıyor saha içinde. Fenerbahçe Denizli maçı tam Galatasaray'ın istediği gibi bitiyor ve o anda gözyaşı sel oluyor ve şampiyonluk kutlamaları. Nasıl anlatırsın? Vallahi hani derler ya, anlatılmaz yaşanır diye bir laf vardır. Gerçekten öyle bir şey. Yani inanılmaz bir duygu. O gün maçı kaybettikten sonra büyük ihtimalle şampiyonluk gitti gözüyle bakılırken, o son saniyede, son saniyeye kadar gerçi Galatasaray Kulübü'nün hep umudu vardı. Taraftarının da, bizlerin de. Yani o, çünkü çok güzel bir sezon geçmişti. Ve o maçla artı uzatmalar, arkasından oradaki yaşananlar, İnanılmaz duygular gerçekten. Futbol hayatım boyunca bir daha hiçbir zaman yaşayamayacağım bir şeydi ve o sahnenin içindeydim ben de. Çok güzeldi. Yani o şampiyonluk inanılmaz bir şey. O kutlamalar inanılmaz bir şey. Tesise gidişimiz yani kilitlenmiş diyor. O tesis, böyle Flora'ya girdik, oradan içeri giremiyorduk taraftarlardan. İnanılmazdı, gerçekten inanılmazdı. Mondragon için neler söylersin? Ya Mondragon, Mondi abi, yani ilk günden beri mesela ilk kampa gidiyorum. Böyle el çantaları vardır. Ergün abi bana bir el çantası vermişti. Al Ferhat, bunu kullanırsın diye. Pat diye oradan geçerken elimden aldı Mondragon. Ben de anlamadım. Benim dedi bu dedi. Aldı elimden. Ben de gittim. Ertesi gün dolabıma aynı çantayı ağzına kadar dolu bir şekilde, ağzına kadar ama yani tıraş bıçağından parfümüne, deodorantına, işte aftershave'ine, aklınıza ne geliyorsa, tırnak makasına, ya full bir el çantasına ne konulabilecekse bütün her şeyi tek tek almış ve bana o çantayı, al şimdi bu çanta böyle oldu dedi. Vay, ne güzel, ne güzel ya, bir şey. Bana karşı inanılmaz bir şey vardı, beni hep korurdu, o da arkadaşıydı, yanında alırdı beni kamplarda. Ya hakkı gerçekten, hani ben hani norm Türk değil ama dilim böyle hani yabancı demeye el vermiyor yani. İnanılmaz abilik yaptı bana orada. Başka var mı Mondragon'la bir hikaye? Ya hep korurdu, kollardı mesela. Biri bir şey dese, böyle şakayla karışık bile olsa dikilirdi hemen karşısında. Oo, yani böyle şakayı çok severdi. Direkt yani seni koruyor yani, abi, abi gibi. Çok vay, maçta vay da inanılmaz mesela şey yapardı. Bağırırdı bana, arkaya top gelirdi. İşte biraz atıyorum mesela, yarım saniye geç kalıp girsem mesela, böyle Ferhat diye kızardı bana orada. Öyle şey de vardı mesela sahada. Beraber mum diktiniz mi? Yok. Soyum olursa yok, mum koyuyormuş ya. Evet, evet, tabii koyuyordu. Onun inançları var o i̇nançları şekilde. Emre Aşık. Yani bir diğer hakkını ödeyemeyeceğim insanlardan biri. Evime kadar taşıdı beni sağ olsun. Yani o dönem arabamız yok, bir şeyimiz yok, genciyiz. Evlerimiz birbirine yakın mesafelerde. Çok böyle yakın değil ama yakın. Ama sağ olsun inanılmaz abilik yaptı. Beni geliştirmeye yönelik, nasıl, hangi kafelere gidilir. İşte bir sinemada bilet alır, bana da alır arkadaşıyla birlikte. Gideriz. Atıyorum mesela benden sonra bir yere gidecekler. Ben belli bir saate kadar kalırım. İşte 9'dur, 10'dur. Yemeğimizi yeriz. Sohbetimizi ederiz, muhabbetimizi ederiz. Ondan sonra hadi sen eve der. Onlar mesela devam ederler geceye. Sana ayrılan saatin sonuna geldikler, seni gönderir seni. Yani o kadar iyi abilik yaptı ki bana, sağ olsun. Yani bugün de hala söylerim. Yani teşekkür ederim ona. Mondragon'la görüşüyor musun? Bir iki kere Instagram üstünden şey yaptık ama öyle çok tabii koptuk, görüşemiyoruz. Yani benim dil olarak da çok
aşırı konuşabileceğimiz bir şey olmadığı için. Feldkamp. Feldkamp Hoca ile işte geldiği dönem ben çok kısa bir sezon başı kampı geçirdim. Sonra da zaten Galatasaray'dan Hakan Balta transferiyle birlikte takas gittim bonservis. Bonservisimle birlikte. Sezon başı başladığında bir idman öncesi özellikle seni izleyeceğim demişti. Bu idman sana dikkat edeceğim demişti. Sonrasında da bir hazırlık maçında Anderlecht'le yanlış hatırlamıyorsam yurt dışında eski kadroyu oynatacağım dedi. Yeni transferler harici. Görmek istiyorum dedi durumlarını. O maçtan sonra iyi bir maç oynamıştım. O maçtan sonra da bana hani çok memnun olduğunu, memnun kaldığını performansından bu şekilde devam edersem faydalanmak istediğini, yararlanmak istediğini söylemişti. Sonra da gittin. Sonra gittim dördüncü hafta. Dördüncü hafta ayrıldın. Dördüncü demek hafta. Ki yönetimsel. Çünkü hoca senden yararlanmak istiyorum, kalmanı istiyorum dedikten sonra gidiyorsan demek ki yönetimsel bir karar olmuş. Olabilir. Herhalde transfer politikasıyla alakalı bir olabilir. Şey olabilir. Sonra seni takasta mı kullanmış? Hakan Balta transferinde takasta. Muhtemelen Manisa istediği için göndermişlerdir. Evet, Manisa ikisi yani ondan önceki sezon da istiyordu. O yine gitme durumum vardı. Çünkü Caner'i de onlar CSKA'ya vermişlerdi onu. Ha tabii seni kullanacaklardı onu. Yılmaz Vural. Ya Yılmaz Hoca'ya benim yani anlatmama gerek yok. Yani Türkiye'nin herhalde en eğlenceli, en eğlenceli hocası. En şen şakrak. Hakikaten herkesin yüzünde tebessüm oluşturan insan. Bir anı var herhalde Martinez'le alakalı. Ya şey şimdi Manisa Spor'da şimdi o dönem düşmemeye oynuyoruz. Tabii çok kritik maçlara gidiyoruz. Böyle şimdi Trabzon deplasmanına gideceğiz. Bunu Burak da anlatmıştı evet. Aslında bu şeyi. Şimdi 2-0'da öndeyiz. Bir gol oldu. Trabzonspor bir gol attı. 2-1. O ara işte ben de kulübe geçtim. Sarı kartım vardı. İkinci sarıyı görmemek adına değiştirdiler beni de. Ben de orada oturuyorum işte. Hoca Sinan alacak. Hani biraz daha oyunu tutayım, koşan oyuncu tarzına döneyim gibisine düşündü herhalde. Sinan dedi oyuna giriyorsun ama Burak'a söyle dedi. Sinan Kaloğlu mu? Yok. Değil başkası. Sinan ya tamam bakarım ben ona sonra. Ya ayıp olmasın. Yok ayıp olmasın. Sinan Özkan galiba. Sinan Özkan. Fransa doğumlu o da böyle şeydir yani sprinter oyuncudur falan. O alt liglerde özellikle inanılmaz senelerce goller attı. Alanyaspor'un çıkmasında falan faydalı oldu. Çok da iyi insandır. Sinan'a dedi işte dedi böyle santrafor sen geçeceksin ya da sağ kanada geçeceksin. Burak'a santrafor al şöyle yap böyle yap bir taktikler verdi ona. Arkasından girdik ama Trabzon çok bastırıyor o dönem. Pat dedi son dakika böyle son dakikalara doğru 2-2 oldu bitti mi ağaç. İçeri bir girdik. Hocanın sinirden ağzı köpürmüş yani. İçeri bir girdi. Bırakın beni diyor yani. Çekilin diyor. Ya, bir nasıl yeriz bu golü diyor. Şurada alıyorduk maçı falan. Sinan hoca bağırıyor Sinan diye. Sinan neredesin? Sinan dedi buradayım hocam. Sinan dedi söyledin mi dedi. Sana dedi söylediklerimi dedi. Söyledim hocam dedi. Nerede söyledin ya dedi. Nerede söyledin dedi. Ya Yılmaz dedi. Ersun dedi bilmiyor bu işi dedi. Giray dedi bilmiyor bu işi. Bir sen biliyorsun ya dedi bu işi dedi. Sinan oyun alıyorsun dedi. Hayır olmaz. Tabii orada nerede biliyorsun demiyor tabii. Başka şeyler söylüyor tabii. Orada. Güzelmiş. Bir de Martinez'le alakalı herhalde bir anı var. Ama kaleci hocasına şey yapıyordu. Sesleniyordu ona. Martinez diye bağırıyordu böyle. Ondan sonra dönüyordu kaleci hocasına sesleniyordu. Diyor ki kalecileri üzme. Üzme kalecileri üzme. Hafif idman yap diyor. Ama bir taraftan da şey. Eliyle tersini gösteriyor. Şenol Güneş. Şenol Hoca çok severim sayarım. 3-3,5 seneye yakın birlikteydik Trabzonspor'da. Hep yanındaydım. En yakın bendim. Hiç şey yapmadı. Hep alternatif oyuncu pozisyonunda kaldım Trabzonspor'da. Ama beni çok severdi. Oynamam gerektiği için de her sene ben oynayabileceğim bir kulübe ayrılmak istediğimi bildiriyordum. Ama hiçbir şekilde geri dönüş olmuyordu bana. Yani tekrardan... Abi bırakmıyordu sana. Bırakmıyordu. Aslında memnunum. Şenol Hoca hep bana şöyle derdi. Ya Ferhat, sen de bir şey eksik bulamıyorum. Allah Allah. Hep böyle derdi. Yani bir şey eksik. Ya çabuk değilsin diyeceğim aslında çabuksun. İşte sert değilsin diyeceğim aslında sertsin de.
ama bir şey eksik. Onu şey yapamıyorum diyordu. Hem beğeniyordu ama hem oynatamıyordu. Kimi oynatıyordu solda? Vallahi ben Trabzonspor'dayken ilk Çale vardı. Çale oynuyordu. Sonra Brozek kardeşler geldi, Emerson geldi, Çeluska geldi, Marek Çek geldi. Ben hep kalıyordum. Benim yanım değişiyordu. Söyle çok iyi ya. Oynayan oyuncular değişiyordu, ben hep kalıyordum. Öyle bir de iyi şey dönemi Trabzonspor'un o dönem. Değil mi? Çok iyi dönemi. Çok iyi dönem. Çok iyi dönem. Çok iyi dönem. Türkiye Kupası'nı aldık. Her sene şampiyonluğa oynadı takım, hatta bir o sancılı sezonun da olduğu dönem hep üst oynadı takım. Sen Hector Cooper'la da çalıştın. Evet. Hector Cooper'la da işte Trabzon'da en sonunda Trabzonspor'dan hani bir şekilde ayrıldım çünkü oynamam gerekiyordu. 24-25 yaşındaydım ve futbol hayatım bitecekti eğer oynamazsam. Bir şey Orduspor'da işte Orduspor'la sezon başında bir maç yapmıştık. Hazırlık maçı Trabzonspor Orduspor. Hoca orada Hector Hoca görmüş. Hani sunulunca kabul etti, hani istiyorum dedi. Bonservis herhalde ödenmiş. En sonunda Trabzonspor'dan o şekilde ayrılmış oldum. Döndüm. Onun da idmanları çok ağırdı. Yani hem oynamayan bir oyuncu olarak gitmiştim. Eksiğim vardı kondisyon bazında ama gerçekten idmanları inanılmaz ağırdı. Yani ilk defa böyle deliler gibi zorlandığım inanılmaz koşular, şeyler. Onu hatırlıyorum yani. Abdullah Hoca da senin için ayrı bir önemi var. Herhalde genç takımlarda, genç milli takımlarda, her yerde Abdullah Hoca ile beraberdin değil mi? Abdullah Hoca'ya anlatmak için parantez açsam parantezi kapatamam herhalde. Yani bende emeği, değeri, sevgisi, saygısı o kadar büyük benim için. Çünkü ilk önce beni PAF takımı alan oyuncu, şey hocam. Yani genç takımdaydık onun döneminde. PAF takımı 85-84 grubu oynuyordu. 85-86-84 grubu gibi. Biz 87'liyiz. Alt genç takımı tutuyor yaşımız. Genç takım PAF takım maçı yaptı. Oradan o maçtan sonra bizi PAF takımı alıp bir anda 2 yaş büyüklerle PAF takımda oynatmaya başladı bizi. Genç milli takımda direkt 88 jenerasyonun hocasıydı. Ama tabii ki de hep görüyorduk birbirimizi. Her gittiğimiz kampta, bazı kamplara katılıyordu hoca da. Sonrasında yani Başakşehir serüvenimiz var. Direkt Başakşehir olur olmaz istedi sağ olsun, oynattı. Yani emeği çok büyük. Yani nasıl anlatayım o hocayı bilmiyorum. Bir arada oynatmadı. O sırada herhalde bir hikayem var, çok komik bir hikaye. Tabii. Şöyle şimdi ilk sezon hocaya da baskı yapmışlar Apo Hoca. Yani sağdan soldan böyle insanlar hani bak hoca Süper Lig sezonunda işte sağda Uğur, solda Ferhat, hani sıkıntı olmasın sezon falan gibisine. O kadar güzel bir sistem oturtmuştu ki hoca. Takım tıkır tıkır işliyor. Makina gibiydi yani. Bir 4-5 tane oyun biçimi vardı. Ve biz de buna cevap veriyorduk. Hem bireysel performans artıyordu. Bizim kendi adımıza da bize de rahatlık oluyordu. Hem de çok iyi bir sezon geçti. Yani takım UEFA'ya gitti. İlk senesinde yeni ismiyle. UEFA'ya katılmaya hak kazandı direkt. Şimdi ikinci sene tekrardan bir Azi Alkmaar falan maç yaptık. Eğlendik Avrupa Kupası elemelerinde Azi Alkmaar'a. Döndük. Lige de kötü başladık. Ya bir türlü kazanamıyoruz işte. İçeride bir berabere kaldık. Beşiktaş yendi, sonra biriyle daha ya mağlup olduk ya berabere kaldık, bir şey oldu. Doğal olarak futbol takımlarında 25 kişilik kadro neden var? Değişim olacak yani. Çünkü bizle bak olmuyor o anda. Birkaç kişiyi değiştirmesi lazım. Şimdi hoca da işte bizi bir değiştirdi. Sonra şimdi sol bek oynadığım için ne sol ön taraf özelliğim var, ne sol stoper, ne orta saha yön. Yani ya sol bek oynayacağım ya kulübede oturacağım. Öyle bir oyuncuyum. Bu sefer de şimdi biz takım başladı. Yenilmeden gidiyor yani. Berabere kalıyor, kazanıyor, berabere kalıyor. Bir türlü hep iyi gidiyor. Hep iyi gidiyor. Doğal olarak bekleyeceksin. Çünkü oyuna girme hamlen de yok bir sakatlık olmadığı sürece. Böyle gitti. Bak artık 6 hafta oldu, 7 hafta oldu, 8 hafta oldu. Bu sefer insan ister istemez bir düşüyor yani. Ben dedim hocam dedim idmandan önce. Dedim eğer dedim idmandan sonra bir dakikanız varsa konuşmak istiyorum dedim.
tamam Ferhat dedi, gel dedi, odada bekliyorum, konuşuruz dedi. İdmandan sonra duşumu falan aldım, gittim odasına, kapısını çaldım hocanın. Hocam dedim, gel Ferhat dedi, ne oldu dedi. Hocam dedim, gördün mü dedim de, televizyonda dedim, altyazı geçti. Yo dedi, görmedim dedi, ne o dedi. Dedim Müge Anlı'ya dedim yazdım, 6 aydır kayıp babamı arıyorum dedim. Hoca bir başladı gülmeye. Tabii o aramızdaki tamamen tabii, o samimiyete tabii. Güvenerek bunları söylüyorum şey olarak. Hoca bir başladı gülmeye tabii. Ya dedi kendi açısından tabii. O da anlatmaya başladı. Ya bu bir süreç. Futbolda bunlar var. Yani şimdi işte Ahmet aldı götürüyor. Yarın tabii. Tekrardan sana gelebilir. Bu sen alıp götürmeye çalışacaksın. Yani bu futbolun doğası. Biliyorum hocam dedim. Sadece konuşmak istedik. Hani böyle bir, aramızda böyle bir güzel muhabbet oldu. Sonra birkaç hafta sonra da takım biraz böyle şey olunca kaybettim bir şey oldu. Hemen değişiklik yaptı tekrardan formayı verdi. İyi de oynadım o maçta. Dönerken şakayla karışık hoca şey yapıyor. Ne oldu diyor, buldun mu diyor kayıp babanı. Güzelmiş. Şampiyon oldu Abdullah Hoca geçen sene Trabzonspor'a. Evet, çok sevindim. Yani uzun zamandır hak ediyordu zaten. İnşallah çok başarılı olur. Hem çok iyi bir hoca, teknik direktör. Hem çok iyi bir insan. İnşallah çok başarılı olur. Daha da başarılı olur. Emre Belözoğlu, beraber oynadınız. Nasıl anlatırsın? Yani futbolculuk olarak zaten ne söyleyebiliriz ki bizler? Yani çok büyük yetenek. Hakikaten şimdi bazen oyunlarda mesela nasıl top atarsanız atın. Ama yani ister seksin önünde, ister sert atın, yumuşak atın. Bir şekilde o doğru kontrolü, doğru yolu bulup hep çıkartıyor oradan. Doğal olarak bize de biraz hani kötü bir pas geldiğinde falan aynı şeyleri bekliyor. Çünkü kapasitesi çok yüksek. Yani bir oyuncuydu her zaman. Türkiye'nin en büyük oyuncularından biri gelmiş geçmiş bana göre. Çok da hırslı. Yani şu anda da çok iyi bir antrenörlük kariyerine başladı. Yolu açık olur inşallah. Siz yapamadığınız zaman tepki gösterir miydi? Çekinir miydiniz? Şimdi şöyle yapardı ilk başta. Şimdi benim biraz mizacımdan dolayı şey yaparlar bana. Biraz daha naif yanaşırlar. Emre abi için demiyorum. Hani genel olarak böyle herkes. Emre böyle zulüm fark etmiyor. Gözü mesela, dönüyor. Tabii mesela Bülent Ataman vardı Bülent abi. Mesela böyle şeydir yani lakabı eşkıyadır böyle. Deli doludur böyle. Herkes böyle çok çekinir, korkar böyle şey yapar. Ben mesela odada birlikte kalıyorduk Bülent abiyle. Bülent abi bana hiçbir şey demez. Beni çok severdi. Böyle bir şey yapardım. Lan derdi böyle bakardı bana. Yine bir şey demez. Yani herhalde o şeyimden dolayı, evet. Mizacımdan dolayı ya da işte efendilik mi deniyor, aynen yaklaşım öyle. Mı deniyor. Bir şeyden dolayı hep bir kırılganlık olurdu bana gelirlerken. Emre abi de şimdi bir şeyi ortada bir başarı şeyi var. Yani bir pası verdiği zaman şimdi topu kontrol edemezsem eğer bana bir şey söylemese de mesela o bir bakışı vardır. O bakışından ben her şeyi anlarım zaten. Ha söylemiş, ha bakmış. Aynı tabii. Şeye gelirdi olay yani. Onu futbol oynayan herkes anlar. Tekrar olursa zaten o hemen ondan sonrası tekrarına gerek yok. İdman bitiminde hemen neyi yapamıyorsam hemen özel çalışmasına başlamam lazım diye. Öyle mi? Hemen şey mi yaptırdı? Çalış mı diyordu sana? Yok, o demez de. Sen başlardın. Evet, onu yapmak için. Sen başlardın. Adebayor. Yani dünya starı yani onu yani Başakşehir'in gerçekten çok büyük başardığı şeylerden biri, böyle yıldızları hep ülkemize getirdi, hep verim aldı, bir de hani gelip yatmaya gelen yıldızlar değil bunlar, performans veren, başarılı olan yıldızlar. Yani görmek, aynı takımda bulunmak, aynı ortamı solumak benim için çok güzel duygular. Değil mi? PlayStation'da oynuyorduk dediğiniz gibi. PlayStation oynadık, bir baktık aynı takımda soyunuyoruz yani. Değil mi? Gerçi PlayStation'da oynayıp aynı takımda ya da karşılıklı oynanan oyuncular da oldu. Eto da var. Eto da var, değil mi? Var. Eto ile nerede oynadın beraber? Konya Spor'da oynadın. Eto için neler söylersin? Ya inanılmaz yani. İnanılmaz. İnanılmaz bir oyuncu. Ben hatta şöyle yaptım. Artık futbolunun sonlarındaydı çünkü geldiğinde o dönemler, son 1-2 senesi falan. Yani öyle şeyler görüyorduk ki potansiyel. Ya diyordum ki acaba diyordum yani Barcelona'da falan ne yapıyordu? Nasıldı yani gençken? Değil mi? Hani 34 yaşında, 35 yaşında hala böyle dürtüp gidebilen biri 23-24 yaşında nasıl gidiyordu? Çok merak etmiştim aslında.
Arda Turan. Yani yollarımız çocukluktan beri birlikte. Arda çok özel bir oyuncu, çok özel bir insan. Kariyer olarak herhalde gelmiş geçmiş en iyi kariyere sahip, başarılara sahip. Yanlışım varsa düzeltin ama çok severim Arda'yı. Hala 10-11 yaşında neyse görüştüğümüzdeki muhabbetimiz, sürekli böyle birbirimizi her gün arayan insanlar değiliz. Ama mesela en son Okan'ın düğününde görüştük kardeşinin. 11 yaşındaki görüşmemizden bir farkı yok. Yani hiçbir şeyimiz değişmedi. Aynı şekilde her şey devam eder o arkadaşlıkta. İnşallah çok mutlu olur. Peki kariyerindeki o düşüşün sence sebebi neydi son dönemde, son birkaç sene? O eski performansını göremedik ki özledik de, yani çok istiyorduk da. Çünkü Arda Turan çok büyük oyuncuydu, çok geçmişte çok büyük başarılar imza atmıştı. Ya inanın ben bu konuyla ilgili bir yorum yapamam. Çünkü bilmiyorum yani. Bilmediğim bir şeye de yorum yapmak hani bana yakışmaz. Ama Arda 10 yaşında da özel oyuncuydu. 15 yaşında da özel oyuncuydu. 20 yaşında da özel oyuncuydu. Özel bir teknik direktör olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Hı-hı. Belki sen de onun ekibinde ilerleyen dönemlerde o da olabilir. Yani belli hiç, olmaz hayatın ne getirir. Yani hiç belli ben olmaz. Ben birinden daha çok bekliyorum. Bizim Uğur Uçar'dan inanılmaz bir hocalık bekliyorum yani açıkçası. Öyle mi? Evet, o potansiyeli Uğur'da o şekilde görüyorum yani. Sen Sergen Yalçın'la da çalıştın. Evet. Sergen Hoca ile alakalı neler söylemek istersin? Sergen Hoca'la da çok güzel günlerim geçti. Bir 4 aya yakın falan, 3 ay 4 ay gibi bir civarı bir şeyde çalıştık. İlk defa orada tanıştım, çalıştık. Düşme durumumuz vardı. Hakikaten yani kurtardı diyebiliriz. Yani direkt bir işte içeride 3 dışarıda 1 diye bir program hazırlayıp çok sağlam idmanlar yaptırıp takımı üstündeki o stresi, baskıyı alıp bir şekilde aldı onu bizden. Nasıl aldı? Belki de o rahat şeyle, tavrıyla, belki yaptırdığı idmanla bizi şöyle dedi. Bir idman ilk böyle geldiğinde takım biraz tabii gergin o. Düşme şeyine girdiğiniz zaman girdap ayrı bir şeydir. Şimdi takım biraz gergin böyle. Durdurdu oyunu. Kimse böyle yanına veremiyor. Yani herkes pas hatası yapıyor. Herkes bir gergin atlıyor. Yapabileceği şeyleri yapamıyor. Yapamaz oluyor insan o dönem. Durdurdu oyunu dedik. Ya beyler dedi. Ya bir sakin olun dedi ya. İlk düşecek takım siz değilsiniz dedi ya. Dünyada dedi. Bir sakin olun dedi. Ondan sonra yani idmanları arkasından ilk maçımızda galip gelmemiz. Yani o şeyi de özgüveni de aşılayınca zaten o kadar güzel sezon geçirdik ki kalan şeyleri. Sizi bir rahatlattı, bir stres aldı üzerinizden, takım uçmaya başladı. Aynen öyle. Yani şeye döndü olay. İçeride galip geliyoruz, dışarıda en kötü beraber kalıyoruz. İçeride galip geliyoruz, dışarıda beraber. Yani o koyduğu şey, tablo oldu. Oluştu. Oldu. Süper. Ligde kaldık son hafta. Ağzına sağlık. Çok keyifli bir söyleşi oldu Ferhat. Teşekkür ederim. İnşallah sana hem futbol yaşantında Pendik Spor'da oynuyorsun, evet, hem futbol hayatında hem de bundan sonraki teknik adamlık ya da scout hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah her şey gönlünce olur. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Ferhat Öztürk'le birlikteydik. Geçmişe gittik, geçmişe uzandık. Anıları, hikayeleri sizler için dinledik, sizler için derledik. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.